Orhan Gencebay eserleri zor eserler. Çok rahatlıkla zaten çalacaksınız. Sonra baş parmakla mi bemol. Dikkat etmenizi istediğim hususlar. Sonra şöyle bir geçiş. Bundan sonra da buraya geçip eseri aslında bitiriyor arkadaşlar. Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yine yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün sizinle Orhan Gencebay'dan Bir Teselli Ver isimli eseri yapacağız. Biliyorsunuz ki Orhan Gencebay eserleri zor eserler. Ve bu eserleri çalabilmek için belli bir parmak kondisyonuna ve notasyon bilgisine ihtiyacınız var. Eğer benim sıfırdan uzun sap bağlama derslerimi baştan itibaren aldıysanız çok rahatlıkla zaten çalacaksınız. Ama bu videoyla birlikte beni tanıyan arkadaşlar da endişelenmesinler. Onlar da bölümleri durdurarak güzel bir şekilde çalışırlarsa çok da iyi çalabilirler. Uzun sap bağlama dersleri, bu tarz dersler gelsin istiyorsanız beğenilere şöyle tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yorum desteği de önemli biliyorsunuz. Eğer çalmamı istediğiniz eserler varsa yorumlara yazın. Aklınıza takılan şeyleri de yorumlara belirtin arkadaşlar. Yorum desteği de önemli çünkü. Hazırsanız vakit kaybetmeden derse geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar eseri çalarken dikkat etmenizi istediğim hususlar, parmaklarımı nereye basıyorsam sizler de aynı şekilde basın. Mesela birinci basış şeklimiz bu. Bakın şurası. Notanın ismini söylemiyorum çünkü bu eseri öğrenen arkadaşlar aslında yerlerini bilmek istiyorlar, notaları değil. Ama yer yerde söyleyeceğim tabii ki. Sol notasıyla başlayalım. Sol diyoruz. İkinci parmakla nereye alıyoruz? Sol. Üç kez. Sol, 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 sol. Sonra baş parmakla mi bemol. Yapalım. Şimdi bunu 2-3 kez yapacağız. Şimdi burada da bunu da yapabilirsiniz. Şimdi buraya kadar bunu yapalım. Devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Fa diyez, sol, sol diyez. Şimdi burada şunu yapacağız. Şimdi dördüncü parmağınızı nereye basıyorsunuz? Do'ya basıyorsunuz. Buraya. Yani geriye de olabilir. İstediğiniz yere basın. Buralarda bir yerde. Sol diye, sol diye, sol diye, sol diye, sol, fa. Şimdi burada alalım. Buraya kadar oldu. Devam edelim. Şimdi göstereceğim bölümü farklı farklı yapabiliriz. Mesela bunu yapacağız. Fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi bemol, fa. Sonra re, mi, re, mi, mi dedim, mi bemol. Re, mi, re, mi, do, re. Si bemolde de süsleme var. Şimdi buraya kadar birleştirelim hadi. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunu 4 gömlek daha üst seviye çalabiliriz ama sizin çalabileceğiniz tarzı öğretiyorum. Zaten bunu şu anda öğrettiğim gibi çalarsanız, nerede kime çalıyorsanız profesyonel hissedersiniz. En son nerede kaldık? Süsleme, si bemol. Si, fa, 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 mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, sol, sol, fa diyez, fa diyez,
Sol diyez, sol diyez. Yapalım. Sonra si do re do. Si bemol. Sol diyez, sol. Yani devam edelim. Es yapıyorum, üstten vuruyorum. Bunu yapıyorum. Es, mi, mi, es, mi. Re diyez ya da mi bemol diyelim. Sonra sonra yapalım. Şimdi buradayız, bakın. Bir daha yapalım burayı. Devam ediyorum. Yani do, mi bemol, re, fa, mi bemol, sol, fa, sol diyez, sol. Sonra sol, sol, sol diyez, sol diyez, si bemol. Yani burayı iki kez. İkinci ile biri birleştiriyorum. Buradan sonra söze giriyor. Bunu yaptık. Parmağı kaydır. Sonra bütün telleri vur. Gönlünce vur. Geri geri git. Şimdi. Yani. Burayı alacağız. Baştan alalım şimdi söz kısmını. Şimdi şunu yapıyoruz. Si bunu. Si mi bemol do do sol diyez fa. Bunu şöyle yapalım. Bunu farklı yerlerden yapamaz mıyız? Yaparız. Mesela.
Şimdi bu kısma geçeceğiz. Devam. Sonra burada ikisini aynı anda vurabiliriz. Bir daha yapayım. Sonra şöyle bir geçiş. Yani. Sonra. Şimdi buranın tamamını yapayım. Devam. Burası. Bundan sonra da şuraya geçiyor. Yani diyoruz. Bundan sonra da buraya geçip eseri aslında bitiriyor arkadaşlar. Eserde isteğimiz bu kadar. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Durdura durdura bölümleri birleştirerek çalıştığınızda çok güzel bir şekilde birleştirip eseri çalabilirsiniz. Tabii bu eserde bolca çarpma, süslemeler, çekmeler kullandık değil mi? Bunları yapabilmek için belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Benim YouTube videolarımda bu tarz derslerde bolca bulabilirsiniz, çalışabilirsiniz arkadaşlar. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.